Gracias. Gracias. Burası Guatemala Havalimanı ve bugün bir uçuşumuz var. Panama aktarmalı. Önce bir Guatemala'dan çıkalım. Panama'ya gidelim hadi. Just get inside. Pasaport gösterip girdik. Ateş ölçer falan var. Rahatça giriyoruz. Havalimanı böyle. Bakalım kaçta check-in yapacağız. 3 saat erken geldik. Where is it? It's all error. Çalışmıyor ya şeyleri. What is this time? 56 time. Gracias. Çalışmıyor ya. Neyse şuraya sıraya falan gireceğiz galiba. Şu sıraya. Check-in yapacağız. Ondan sonra Panama'ya gideceğiz. Copa. Copa Airline. Bizim sıra çok yokmuş. İyi ya. Bu sıra başkasın. Copa. Bakalım sorun çıkaracaklar mı? Gidiş dönüş biletimiz var. Guatemala'ya geri döneceğiz. Gittiğimiz yerden. Onu söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Önce Panama sonra aktarmalı bir yer. Niye döneceğiz? Birinci doz aşıyı olduk burada. İkinci doza 2 ayımız var. 2 ay takılıp yani gezip tozup büyük bir ülkede, güzel bir ülkede geri döneceğiz Guatemala'ya. İkinci dozu olup Orta Amerika'ya devam edeceğiz. Hadi check-in yapalım gidelim. Hadi check-in. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Panama. Panama. Colombia. Colombia. Sí, sí, pero necesito de cambiar en Panamá. Primero Panamá, después Colombia. ¿Y por qué van a hacer cambio en Colombia? En Panamá, perdón. ¿Me permite ver? Sí, 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 puedo ver. Oh, claro. Mañana, sí. Ajá. ¿Tienen el formulario en Panamá? No, solamente... Transit, solo transit. Sí, solo... sí, pero como ingresan hoy y salen mañana, necesitamos llenar un formulario. Less than... yo puedo. He said we need to sleep in Panama one night, that's why we need to form the something. Just I can take photo. Gracias. Panama'da bir gece orada yatacağım için havalimanında form doldurmak gerekiyormuş. Ama ülkeye girmeyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Panama işi sıkı tutuyor gibi. Böyle internetten form doldurtturuyor. Şey için. Kimin geldiğini işte hastalığı var mı yok mu onları kaydetmek için. Because you say today there's no flight from Panama to the Colombia. So I say it's different tomorrow. So in this case you need to fill the form. So we overstopped so long. Direkt transfer olsaydı doldurmamıza gerek yoktu ama bugün olmadığı için uçak doldurmamız gerekiyormuş. Ama Panama'ya girmeyeceğiz. Yani havalimanında yatacağız. Bilmiyorum ben de anlamadım. Bakalım ne olacak. Yaptık bakalım. Ya orada nerede kalacaksın adres ver falan yazıyor. Havalimanı yazdık çünkü o 24 saatten az. Yani kalınıyor olması lazım bilmiyorum. Umarım sıkıntı olmaz. Okay, tomas screenshot por favor. Okay, tienes prueba COVID? Prueba COVID? Prueba COVID. COVID test? No. No. Porque solamente cambiar otro avión. No necesito. No necesito COVID test para Panama. Okay, ¿me permites tu Colombia. Itinerario otra vez? El itinerario de vuelo. Panama, Panama City, Bogotá. Yes. Less than 24 hours, so we don't yes, need nothing. Yes, I know, but it's more than 12 hours. No? Yes, it is, but it's not important. Yes, it is important. Okay, so you don't have COVID test. You can come in, but when you get to Panama, you need to make it, okay? You need to make your COVID test. I'm gonna let you in, but you have to do it, okay? Okay. Gracias. İki doz aşı olmadığı için transit olmasına rağmen PCR olun falan dedi de bilmiyorum bakalım. Oh, so strange. Why? Se vive aquí en Guatemala. No. ¿Dónde viven? ¿Corea? Sí. Okay. Va a regresar. El boleto te regresa a Guatemala, ¿correcto? Ah, sí. Tienes un check mi de Colombia. Ah, sí, tengo. Es mío. Para él, este. Gracias. Gracias. He say they recorded. Ah, really? Is that bad? No, no. You take with you hand carriers. Hand carriers. It's a boarding process, okay? Okay. Gracias. Only one ticket? No, 2 tickets. Ah, 2 tickets? Okay. We don't need to get us. Yeah. Very good idea. Ah, böyle çok rahat. Soru bile sormadı. Rahatlıkla geçtik. Şuradaki kadın sorun çıkardı. Yok 12 saat orada duracağınız, PCR lazım, ülkeye gireceğiniz falan. İki bileti direkt aktarmalı verdiler şu an bize ya.
Çıkmayacağız yani havalimanından. Sıkıntı yok. PCR'e de gerek yok. Abi check-in'i yaptık. Adam ne oldu, şaşırdı mı ne olduysa şey yaptı. Aktarmalı ya iki bilet böyle. Bunu Heyon Seo, Heyon'un adına. Şunu Oğuzhan Tıraş. Bunu Oğuzhan Tıraş. Bunu Heyon Seo ve biletler de bu Panama, bu da diğer ülkenin. Yani yapılabilecek en karmaşık şeyi yapıp zımbaladı yani. It's so hard to be stupid like this. At least one of them. Same flight or same person. Ya ismi ya da uçağı tuttur bari yani. İkisi de yanlış. Bir buradan kesecekler, sonra bir Heyon'la bilet değiştireceğiz, sonra bunu kesecekler. Böyle sıkıntı yoktu, rahat rahat soru bile sormadı. Heyon'dan kaynaklı büyük ihtimal, tek olsam sorardı. Çünkü yani kapıdaki kadın bile bir sürü yok. Panama'da 12 saat üstü kalırsan bilmem ne. Yok öyle bir şey, internette yazmıyor ama. 24 saat altı kalırsan transit, PCR istemiyor ve yatabiliyor, oturabiliyorsun böyle yani. Kimse sana bir şey diyemez. 24 saat altındaysa. Kadın bir şeyler zırvaladı, yok PCR olmanız lazım falan da hikaye. Bakalım gidince öğreneceğiz. Tahminimce yok öyle bir şey. Gidip hadi binelim uçağa. Hadi gidelim. Havalimanı güzel, uluslararası. ATM, yemek yeri, KFC, her şey var. Yani internasyonel. Küçük ama bayağı küçük. Gürkan abi de şey demişti. O kadar yakın ki yola demişti. Taş atsan uçağa vurursun demişti yani ana yoldan. Burası da duty free gibi bir şey. Buradan çıkacağız. Bir de Korece yazmışlar. O da ilginç. Çok Koreli geliyor herhalde. Çince değil Korece. İlk defa gördüm. Hepsinde Korece yazıyor. I think when they make airport in here, we donate some money. Oha. Burası da ülkeden çıkarken son turistik activity. Böyle maya kıyafeti falan satıyorlar. Yöresel. Şimdi Guatemala'dan çıkış yapacağız. Çıkış mühürümüzü vurduracağız. Ondan sonra Panama'ya yaklaşık bir 13-14 saat falan orada geceyi geçireceğiz. Koltuklarda yatarak. Ondan sonra yeni ülkemize. 2 ay yeni ülkemize kalacağız. 2 ay yeni ülke. Hadi gidelim. Ha, ilginç bir şey gördüm. Şurada pasaport kontrolü, geçiş izni ve de havalimanı çıkış vergisi diye bir şey yazmışlar. Bilmiyorum. İnternette para verilmeyecek yazıyor ama burada verilecek diyor sanırsam. Bakalım nasıl olacak. Belki geçmişte kalan bir şeydir, eskidir. Neden? Belize'deki gibi yani. Ama yoktur ya, yoktur yani. Temperatura okay. Ateş ölçtük, devam ediyoruz. Adam dondu, ne oluyor? Ne oluyor diye baktım adama. Bakıyor. 5 dakika. Abi şu an kemer çıkartma yeri. Bayağı bildiğin ayakkabı falan çıkarttırıyorlar ya. Güvenlik hat safa yani. What they want, check. Buradan geçtik. Şimdi de çıkış yapacağız bu taraftan. Pasaporta damga vuracaklar. Ala ala küçük bir tane tığ gibi bir şey vardı, onu aldılar ya. Zaten çöpe atacaktım, unutmuştum. Hadi gidelim. Abi çıkış mühürünü pasaportun önüne vurdu ya. Utanmasa yüzüme vuracak ya. Ya bunlar beni deli ediyor ya. Bak şu pasaportun ön sayfası. İlk sayfa bu yani. Şu arkaya vurdu. Yani mühür oradan geçse fotoğrafım gitti yani. Aslında oraya vurmaması gerekiyor ama vurdu. Bu arada çıktık. Her şey tamam. Uçağa binip gideceğiz. Bura böyle güzel tatlış bir yer. Dolarla satıyorlar yalnız. Maske 4 dolar. Oha. Her şey dolarla şu an. Panama'da böyle yerlerde oturacağız işte. Güle güle Guatemala şeyi. Ha, bilette yazan yer burası. 13. kapı. Ancak 13. kapıda El Salvador yazıyor. Uçağın kalkmasına 1 saat falan var. Uçak yok. Onlar da şaşırdı, ne yapıyorlar? Ne olacak bu diyor. Kapattılar ekrana bak. Umarım doğru uçaktır. Böyle geçtik rahatlıkla. Bu adam da şeydi yani, video çekmedi yani içeride. Bu arada tek el bagajı hakkım var. Oraya işte 10 kilo boyutu falan yazıyor ama biz öyle parçaladık geçiyoruz ya. Bir şey demiyorlar. Bir sürü adam da küçük el bagajı, sırt çantası, bir sürü adam geçiyordu öyle. Sıkıntı yok. 20. Orada internetten para falan istiyorlar. Check-in'i işte birlikte oturmak istiyorsanız para verin bilmem ne. Birlikte gelip check-in'i birlikte yaparsanız zaten yan yana veriyor yani.
first. Nice. Ha, bu arada Heyon saçlarını pembe yaptı, gördünüz mü nasıl? Yeşil gece, pembe gece, hangisi daha güzel? Ben yeşil dedim ama bu da güzel ya, tatlı oldu. Evet. Pembe. Pembe. Bu arada Meksika'dan sonra ilk defa uçağa bindik, yani ilk defa 5 ay önce Brezilya'dan Meksika'ya uçarken binmiştik. Ondan sonra ilk defa şu an uçağa bindik, yani 5 ay sonra ilk defa uçak. Rahatlamış gibi korona olayları. Kalkışa geçiyoruz. İnsanlara abur cubur veriyorlar yemeleri için. Herkese veriyorlar tek tek. Neye, nasıl bir şey acaba, merak ettim. Biraz otobüs şirketi gibi böyle dağıtıyorlar. Bu kadar kötü ki. Turk gibi ya. Bayat böyle bir acayip. Çok ilginç. Lan hiç yoktan iyidir ya. Un café con hielo, en un café caliente. ¿Quieres café con hielo? Sí. ¿Poco o bastante hielo? Bastante hielo. Gracias. ¿Azúcar, crema? No, no necesito. Caliente. ¿Algo más? Nada más, gracias. Güzel. I mean, didn't expect it that they're gonna serve with the food like this, but it's good company. Ha, bu Panama ürünüymüş, kötü falan dedim de bu patates cipsi değil ya, bu kasava dedikleri bu patates gibi bir şey, Güney Asya'da da vardı. Şekersiz kasava cipsi. Kasava da şu. Bu arada dünyanın en pahalı kahvesinin Panama kahvesi olduğunu biliyor muydunuz? O Bali'deki kedi bokundan çıkan değil, Panama'da. Fena değil. Ama bu kahve de değil. En ucuz kahve. Ucuz. Kilosu 3000 dolar, 5000 dolar falanmış yani kahvenin. Öyle pahalı. Ama Pudurban'sa ben çok seviyorum. Burası da Pudurban. Geldik ama o kadar zamanımız var ki uçaktan son biz çıkacağız yani o derece. 14 saat burada diğer uçağı beklememiz lazım yani yarın sabah. Saat şu an akşam 6 falan. Ve Panama. Hava sıcak. Go toilet direkt. Normal bağlandık. Herkese. Burası böyle Panama Havalimanı. 13 saat sonra buradan uçağımız var. 13 saat sağda solda yatmamız lazım burada. Bir şey diyen olmayacak sanırım. Ya burası var ya acayip acayip. İnsan kaynıyor ya. Burası en sağlam havalimanlarından biri Orta Amerika'da. Sürekli transit uçuşlar falan buralardan oluyor. Güney Amerika ile Orta Amerika'yı, Kuzey Amerika'yı bağlayan nokta burası yani. Orta nokta bir nevi. Ben böyle bir board görmedim daha önce. Her dakika uçak var. 30, 30, 31, 32, 35, 37. Copa Airlines. Adamlar saat başı 50 tane uçak uçuruyor her saat. Çok büyük hayvanlar. En büyük hayvanlarla birinci burası da Panama City. Çok fena ya. Sıraya falan baksanıza. Burada biraz dolaşalım diyoruz. Zaman geçsin. Ürünlere bakalım, fiyatlara bakalım. Duty free ya burası. Vergisiz bölge. Bakalım uygun bir şeyler var mı? Normalde international hayvanlar en büyük shopping mall şehri için. Doğru. Anlamadım ama hey on diyorsa doğru diyor. What is anlamadı? You did No. Is it the airport? Is it hayvanlar? Is havalimanı? Hayvanlar anne. Yani hamburger. I said of you misunderstood hey on. Anyway, biz geldik. Biz geldik. Bak Panama burası. Şu harita. Buraya geri döneceğiz, gezeceğiz. Şimdilik aktarma. Döndüğümüzde doya doya gezeceğiz hepsini. Ha, fiyat göstereyim. Telefonlar var. iPhone 13 gelmiş mi bakalım. Gelmemiş. Evet, çünkü Orta Amerika'da bir Panama en ucuz. Elektronik için. Panama elektronikte çok ucuz ancak yok. 13 olsa. Yes, 13. iPhone 13. 12. 12 Pro y 12.
iPhone 13 de yok, GoPro 10 da yok, hiçbir şey yok. Ama fiyatlar ucuz. Bak mesela bu. Ucuz değil aslında. Değil mi? Evet, ucuz değil. Acaba this one Panama'da olur. US dollar. Yes. US ya, it's expensive. Ucuz değil. Çünkü bir yer is airport, I think. Yes, kere. Pahalı pahalı, her şey pahalı. Büyük ihtimal dışarıda ucuzdur ya, burada pahalı. Üst katı varmış buranın, restoran dolu ya. Bak burası Amerika şeyi. Ha Dutch'miş, pardon. Amsterdam uçuşu var. Bak Panama'dan Amsterdam uçuşu var, düşün. Oha şuraya bak, AVM ya, bildiğin AVM. Her şey var abi, AVM şu an burası, büyük bir AVM. Fiyat is airport price. This is $24. Panama, havalimanı, yine eski günler. Heyon'la böyle sererdik matları, yatardık böyle havalimanlarında. Artık o kadar uçmuyoruz. O yüzden şansa ilk defa böyle denk geldi. Niye böyle denk geldi? Çünkü aktarma arası kısa olursa acayip pahalı oluyordu. Biz de böyle yaparak bir 100-200 dolar yırttık. Şimdi işte böyle Heyon dizinde bilgisayarda video editliyor. Ben böyle yerde yatıyorum. Etrafımızı böyle çevirdiler. Büyük ihtimal geçiş kapıları kapanıyor belli bir saatten sonra. Saat şu an akşam 7 falan. Şu orta saat açık ama burayı bir anda kapattılar. Birkaç insan var, biz de kıpırdamıyoruz. Herhalde havalimanı açık ya. Yani gece 2'de bir tane uçak var. Sabah 6'da bir tane uçak var. Büyük ihtimal ortalar falan açık yani. Bir sürü insan var şu an. Bu insanlar da bir şey bekliyor. Bir iki kişi buluruz sabaha kadar sağda solda yatan. Biz de onlarla birlikte yatarız. Zaten uçak sabah saat 7'de. Hani bir yere gidip kalıp ondan sonra şey yapmanın anlamı yok yani sabah 7'deki uçak için. Zaten gece 4'te falan burada olman gerekiyor. Böyle yani dur. O yüzden biz de buradayız. Ben böyle bir havalimanı görmedim. 1 litre su 5 dolar. 24 saat internet 15 dolar. Havalimanında internet yok. Sadece 30 dakika veriyor ücretsiz. Hızlı bilmem ne girmedik bile. Bitecek çünkü hemen. 1 saati 5 dolar. 4 saati 10 dolar. 24 saati 15 dolar. Böyle yani. O yüzden böyle aç susuz oturuyoruz burada. Sandviç falan yedik işte. Çok açtık. 24 dolar verdik ya. 2 kahve 2 sandviçe. 24 dolar ya. Aklın alıyor mu? En pahalı havalimanı. Yazık ya. Bir su ya. Bir su 5 dolar ya. 3,5. Evet. 3,5 dolar. Küçük su. 600 mililitre. Aslında şimdi değil ama wow. In the future we have plan to travel in Panama. But are you scared from the fiyat? Fiyattan çok korkuyorum. Dışarıyı bilmiyoruz ama havalimanı acayip pahalı. Dışarısı umarım ucuzdur. Ama Panama en pahalı ülkelerden biri. Evet. Orta Amerika'da, hatta bütün Latin Amerika'da. Kore'de, Kore'den daha pahalı. Olabilir. Kore'den daha pahalı. Kore'li ama bence de çok pahalı. Çok pahalı. Neyse, saat akşam 8. Sanırım burada kalabileceğiz ya. Oturuyoruz böyle, kimse bir şey demiyor. Arkada oturanlar var, şuralarda var. Kalabalık baya. Akşam saat 10 oldu, son uçak da kalktı. Yani şu an havalimanı kapalı bir nevi. Ancak gördüğünüz gibi oturanlar var. Bir toplam 10 kişi falan herhalde. Sabaha bekliyoruz. Sızarız böyle, buralarda yatarız. Hatta mat var, belki açarız şuraya. Açmayı yazmışlar ama şöyle yerlere yatmayı yazmışlar. Neyse, internet sıkıntısı var demiştim, para istiyorlar, onu da çözdüm. Bir gün gelirseniz Panama'ya uygularsınız. Sistemleri biraz saçma. Bir sefer internete bağlattırıyor, sonra portalı açmıyor. Yani o üyeliği girdiğiniz yeri açmıyor. Onu açmamasının sebebi de adresinizi kayıt altına aldığı için. Yani adresinizi değiştirirseniz o portalı açıyor ve 30 dakika daha kullanabiliyorsunuz sürekli değiştirdiğiniz takdirde. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir nevi VPN diyebilirsin. Ancak manuel, uygulama falan indirmeden direkt açıyorsun. Wi-Fi settingden, ayarlardan, özel değil de genel yapıyorsun. Adresi oradan da bir iki sallıyorsun bir şeyler. Ondan sonra internete sınırsız giriyor. Ancak her 30 dakikada bir yapman lazım. Onu çözdük ama 30 dakikada bir bağlanıyoruz. Onda uğraştım, bir saattir bakınıyorum nasıl çözerim falan düşündüm. Eski mühendislerden kim kaldı ya? Öyle. Yani internet sınırsız, para vermeyin boş. Si para Bogota. Mañana. Mañana hoy. Ah, sí, hoy. Más o menos 5 horas. Dame el pasaporte. They check all people one by one like this. Şimdi 12 saat. Doktor insanlar çalışıyor. Bütün insanlar çekiyor. They calculate how many hours people stay. We check the Guatemala arriving time. Mm-hmm. So and we just hours. Check how many hours. Gracias. Gecenin bir vakti gelip böyle insanlara bileti soruyorlar. Kaçta geldiklerini öğrenmek için. Biz mesela Guatemala'dan buraya 6 gibi geldik akşam.
Uçuşumuz da yarın sabah 8'de sanırsam. Şeyine bakıyor, 24 saati geçmiş mi geçmemiş mi ona bakıyor. Geçmişse sıkıntı çıkarıyorlar çünkü transit geçemiyorsun, 24 saatten fazlayız. Onu da zaten bakmadan anlayamazlar. Gelsen burada otursan 2 günde kalırsın yani, bakmazlar. Abi gece saat 1.30 ekle 2 böyle yatan abiler var. Burası biraz daha sakin ama ilerisi çok fena. Gideceğiz şimdi. Adamlar böyle yüzüstü yatmışlar ya. Şu alt zemin halı böyle pis halıya böyle yüzüstü yatmışlardı ya, gördüm. Oraya gidiyoruz bir de yatmaya. Yüzüstü yatmaya gidiyoruz hadi. Şu datifriler falan kapalı ama ileride birkaç kahveci, işte böyle sandviç satan yer açık. Yani gece acıkan yiyor yani, yiyor içiyor. Havalimanında sim kart falan da satılıyor. Elektronik bildiğin, parayı atıyorsun, kartı alıyorsun. Unlimited data. Ooo, şurada Panama ya, teknoloji var. Teknoloji. Bak burada da PCR testi abi. Covid-19 burada yapılıyor testler. Panama'ya girerken testin yoksa istiyor. Aşın varsa istemiyor. Bak burası abi, insanlar nasıl yatmış bak, gözüküyor mu? Bak iki tane. Baksana nasıl yatmışlar ya. Şu kız dağıtmış zaten, ananaslar falan saçılmış baksana. Biz de dedik buraya girip yatalım dedik de bilmem. Restlip how they get inside. Burada yapacağım. Why he is so offensive like this? I don't know. Por qué? Vaya para allá. No, pase para allá. Ah, just leave it. He has problem. Yeah, just come. Vaya para allá, por favor. Just leave it. Abi adamı gördünüz mü ya şurada? Üstümüze yürüdü resmen ya. Ne lazım, ne lazım size falan diye. Video çekiyoruz diye. Baksana içeride nasıl yatıyorlar. Büyük ihtimalle onlara izin veriyor diye şu an. Belki o da mı yatıyordu ne, böyle bir sinirli kalktı. Dedim lan defol git. Gitti. Saat sabahın 5'i. Bunlar geldi, polisler mi ne bilmiyorum. PUBG oynuyorlar var ya, bir ses yapıyorlar. Uykumuzun içine ettiler ya. Yatıyorduk yerde, kalktık. Vır 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 vır. Silah sesleri, patır kütür. Çalışma saatiyse git çalış, değilse otur evinde yat ya. Gelip burada oyun mu oynanır sabah 5'ti. Neyse 2 saat daha var. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Son 3 saat uçakta herhalde bayılacağız direkt. Kapımız bu 144. Ancak 3 saat sonra. Şu an bomboş. Bildiğin görevlilerden önce gelip böyle. Burada nöbet tutuyoruz. Ah şu şey çok kötü ya. Hani diyorum ki o 100 dolar kar için değer mi yani artık. Yani o kıvama getiriyor. Yani yarın derim, değdi derim de. Şu an onu düşündürüyor yani. 100 dolar çok para. Dakikalar. Şu an çağırıyor isim. Checkmin diye bir şey var Kolombiya'ya girişte. Söyledim. Kolombiya'ya gidiyoruz. Kolombiya'ya gidişte Checkmin diye bir şey var. Uygulama, oradan işte hasta mısın, değil misin? Ne zaman gidiyorsun, hangi uçak falan, onları dolduruyorsun. Şu an millet internetten yardırıyor. Hepsi yardırıyor. Biz yaptık. Neden akıllı iş? Biz akıllı. Biz yaptım. Biz Guatemala City'deki yaptım. Orada yaptım. Bindik sonunda ya, sonunda. Gözlerim var ya, kör olacağım artık. O kadar acıyor ki uyumamaktan. Gece sadece 2 saat uyuyabildik. O da yarım yamalak. 4 kere kalktım yani. Yarım saatte bir kalktım. Binelim bakalım. Bizi ayırdılar ya. Bakalım, oturduk, uyuyacağım ya direkt. 2 saat uyuyacağım ya. Eyoni, we are right.
Hey, honey. Wake up, ya. Hey, uyan mı? Hey, we gonna get up. Yeah. Let's go. Did you take everything? Böyle geldik. Hava soğuk. Bildiğin soğuk. Bogota yüksek. 2600 falan. 2600. Neredeyse 3000. Meksika'dan soğuk. Daha yüksek. Meksika'dan yüksek. Guatemala'dan daha yüksek. Soğuk. Soğuk. Ama güzel. Havalimanı güzel. Orta Amerika'dan sonra Güney Amerika ülkesi ve Kolombiya gibi güzel büyük bir ülke. Havalimanı güzel. Çok güzel. You sleep as a dead. I saw you. You almost sleep on the knees of... Okay, I also saw you. You really died. Really? Yeah. Me too? Yeah. Sleep you were sleeping down. On knees. Your neighbor knees. Almost. No, no, you were like this. No. Really true. Believe me. You're a liar. Güzel be, geldik. Hadi bakalım. Nasıl geçeceğiz sınırdan? Kolay olacak mı? Ne soracaklar? Ona bakalım. Abi o kadının bize dediği her şey yanlışmış. Niye işte Panama'da PCR olmanız gerek, 12 saatten fazla kalacaksınız falan. Her şey yanlışmış. Bir uygulama açtırdı bize, oradan barkod oluşturttu falan. Ona bile gerek yokmuş. Transit zaten, kimse bir şey sormuyor. Yani bizim şu an Guatemala Kolombiya uçuşu gibi olduğunu düşünün. Panama ile alakası yok yani. O yüzden Kolombiya kuralları geçerli. PCR'mış, aşıymış, hiçbir şey istemiyor Kolombiya. O yüzden böyle selamünaleyküm, aleykümselam geldik. Şu CheckMic uygulamasını göstereyim. Şöyle barkodu var. Bu barkodtan kayıt yaptırıyorsunuz. Kolombiya'ya giriş için gereken tek belge. Gerisi cacık. Vay abi, Kolombiyalılar, engelliler, extra heroes'lar şey oluyor. Extra heroes yabancı demek, foreigner demek. Biz takip ediyoruz. Herhalde kamera kapanacak şu an. Aynen, daha fazla çekmeyeyim. Gidip oradan şeyi geçeceğiz. Here. Böyle buradan geçiyoruz. Hadi kapattım. Abi gördüğüm en kolay sınırdı. Hiçbir şey sormadı. Ne kadar duracaksınız, hangi şehirdesiniz falan dedi. Şöyle bir mühür vurdu, geçti. Bunu da ilk sayfaya vurdular. Guatemala'dan sonra açıldığı şey kapısı. İlk sayfa kapısı. Kolombiya'dayız. Kolombiya'dayız. Burası da duty free. Abi GoPro 9 bile yok ya. 10 bakıyorum nerede var diye de. Yok, hiçbir yerde yok. Şu duty free'ler boş yani, cacık. Eski ürünleri falan satıyorlar. Abi burası da çanta yeri. Havalimanı geniş, büyük, yeterli. Çok dolu değil. İnsanlar böyle tek tük. Güzeldi, çok güzeldi. Geçiş. Zaten pasaporttaki mühürleri görünce anlıyor gezgin olduğumu. Kaç gün kalacaksın, nerede kalacaksın, buradan sonra nereye gideceksin dedi. Söyledim, hiç gösterttirmedi bile. Yani uçak bileti olmasa bile girermişiz. Dönüş biletimiz var ama her şeyimiz tam. Kalacağımız yer de belli, oraya gidiyoruz şu an. Ölüyoruz yani, gidip 2 gün falan yatacağız büyük ihtimal. Bu arada Kolombiya kahvesi çok meşhur ve Heyon bayılıyor. What was the name? Juan Valdez diye bir marka, Starbucks gibi. Heyon diyor ki kahveyi sevmeyen adam bile ona bayılır diyor. Eğer onu da sevmezsen bırak bir daha kahve içme diyor bana. Ben o kahveyi sevmeyen adamım aslında. Bakacağız. Brezilya havalimanına çok benziyor. Sao Paulo. Yani bunlar koklayıcı köpek. Oo, CheckMic'i hiç sormadı. Uygulama var ya, hiç sormadı. Direkt geçtik, hiçbir şey sormadı. Ama kibardı yani, gördüğüm en kibar, güzel sınır polislerinden biriydi, çok iyiydi. Meksika sınırı, they want to do interview with you, but in here nobody cares. Meksika sınırında odaya çekecekti bizi. Yani here ya. Böyle buralardan geçiriyor, ne soruyor, bir şey sormuyor. Şey diyor ya, I think they ask for room or taxi or something. And para declare biraz, bir şey var mı falan, öyle bir şey dedi. Bak şurada sim kart, mim kart satılıyor. Son kez şuradan geçeceğiz. Ondan sonra bitiyor. Bu işlem de tamam. Bitti. Bitti. Kolombiyan parası how much one dollar? Aa, I remember. Kup da olabilirmiş, bakacağız. Şimdi buraya Uber çağırıp gitmemiz gerekiyor, hadi bakalım. Aa, 1 dolar 3700, 3800 falan 1 dolar. Uber çok iyi ya. Abla bizi aldı, böyle gidiyoruz. 5 dolara 15 kilometre. Abla getirdi, izlenimim. Kolombiya çok güzel, Bogota çok güzel. Ha Bogota çok güzel ya, bayıldım ben. Brezilya'yı andırıyor. Ancak daha böyle geniş, sakin. Yani belki bu kısmı öyledir. Dağlık, havası böyle ferah. Yüksekteyiz herhalde onunla. Çok hoşuma gitti. Şimdi karnımız aç.
Yiyecek bir şeyler bulacağız. Para falan çekeriz. Sim kart alırız. Belki bugün değil yarın. Bilmiyorum. Öyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bogota videoları devam edecek. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.